Merhabalar herkese. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Simpaş Finans Şehir'in örnek dairesini gezeceğiz sizlerle beraber. 3+1 Time etabında bulunan açık mutfak örnek dairesindeyiz. Şu an biz holündeyiz dairenin. Gezmeden önce size hatırlatmak istediğim, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız, videomuzu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hadi hep beraber bütün evi gezmeye başlayalım. Bulunduğumuz hol 6,5 metrekarelik bir hol. Hemen girer girmez sizi bir vestiyer karşılıyor. Burada evi aldığınız zaman, siz direkt geldiğiniz zaman bu dolaplar evin içinde bulunuyor olacak. Aynı zamanda bir de girerken hemen kapının yanında konsolu göreceksiniz. Oradan alarmınızı kurabilirsiniz. Dışarıyla iletişiminizi bu konsoldan da sağlayabilirsiniz. Şimdi biz yavaş yavaş salonumuza doğru geçelim. Açık mutfaklı bir örnek daire demiştik. Burada girerken bize hemen mutfak karşılıyor. Bu mutfağın zaten renklerini görüyorsunuzdur. Bu malzemeler birinci kalite malzemeler ve renkler birbirleriyle oldukça uyumlu. Mutfaktaki ilk dikkat çeken detaylardan bir tanesi de çok fazla dolap olması. Ve aynı zamanda mutfak tezgahıyla dolap renklerinin birbirine çok uygun olması benim ilk dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi. Bu tezgahın akrilik olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer özellik olarak. Ve aynı zamanda siz evinize geldiğiniz zaman davlumbaz, burada gizli bir davlumbazımız var. Size şöyle açıp göstereyim. Davlumbaz, ocağımız, fırınımız ve bulaşık makinamız eve girer girmez siz evinizin içinde bulunuyor olacak. Açık mutfak olduğunu söylemiştik zaten. Burada salonla mutfağı arada bir yemek masasıyla ayırmışlar. Buradaki dekorasyon o şekilde yapılmış. Bu size de fikir verebilir. Çünkü hem burada kullanım alanı da geniş oluyor. Yani siz çalışırken burada rahat bir şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda salon kısmını da yemek masasıyla ayırabilirsiniz. Örnek dairemizin dekorasyonundan bahsederken yerden ısıtma sisteminin olduğunu da söyleyebiliriz. Burada hiçbir şekilde petek görmeyeceksiniz. Bu da sizin evinizde dekorasyon açısından hem de kullanım açısından daha geniş bir alana sahip olduğunuz anlamına geliyor. Buradaki bir duvarımız komple TV ünitesi olarak kullanılmış. Burada size fikir vermesi açısından gösteriyorum. Bu kadar büyük tercih etmezseniz de bu duvar sizin TV ünitenizin sığabileceği ve aynı zamanda başka dolaplarınızın da sığabileceği kadar geniş. Bu kadar yüksek bir TV ünitesinin sığdığı ev kaç metre yükseklikte derseniz de eğer 2.95 bir tavan yüksekliğimiz bulunuyor dairelerin tamamında. Biz salonu yavaş yavaş bitirelim. Buradan devam edelim diğer odalara. Bize hemen bir koridor karşılıyor. Ondan sonra orada çocuk odaları ve banyoyu gezeceğiz. Bizi koridorun başında ilk karşılayan odalardan bir tanesi 10 metrekarelik genç odası. Daha doğrusu çocuk odası da diyebiliriz. Çünkü içerideki tasarım çok küçük erkek çocukları için uygun bir tasarım. Şimdi orayı gezelim sizinle beraber. 10 metrekarelik bir oda demiştik. Burası küçük bir erkek çocuğuna göre tasarlanmış bir oda. Önce teknik özelliklerinden bahsedeyim, sonra dekorasyona geçelim. Burada salonda, holde ve koridorda seramik, granit seramik kullanılmıştı. Burada ise parkeden devam edilmiş. Diğer odalarımızda da zaten parke olarak devam ettiğini göreceksinizdir. Ben şimdi buradaki dekorasyondan bahsedeyim biraz size. Burada eğer çocuğunuza bir misyon yüklemek istiyorsanız bu tarz bir tasarım yapabilirsiniz diyebilirim. Çünkü çocuktan itibaren bu tarz temaların olduğu odalarda çocuklar ister istemez bunu benimseyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü uzay temalı bir dekorasyon yapılmış. Aynı zamanda satrancı da koyulmuş. Yani çocuğunuzun odasını tasarlarken özellikle bu tarz itemler kullanırsanız onlar için biraz daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum ben. Odada hem çalışma masası sığmış, hem çok yüksek bir dolabımız sığmış. Aynı zamanda bir yatak ve yanında hemen rafların bulunduğu uzun bir dolap da var. Burası tamamen bütün dekore edilmiş. Daha gri tonlar kullanılmış. Burada da bu nedir diye soracak olanlar için bir tırmanma duvarı bulunuyor. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Eminim çocuğunuz çok eğlenecektir ama tercih tamamen size kalmış diyebilirim.
Bu odamızı böyle bitirelim. Yan tarafta da çok güzel bir kız çocuğu odası var. Orayı da eminim beğeneceksinizdir. Yavaş yavaş oraya geçelim. Size bahsettiğim kız çocuğu odası burası. Böyle bir tasarım yaparsanız çocuğunuzun burada kendine ait bir masası oluyor. Ve aynı zamanda buradan çektiğiniz zaman istediği gibi rahat rahat resim yapabiliyor oluyor. Ve burası örnek daire olduğu için de siz satış ofisine çocuğunuzla geldiğiniz zaman evi gezerken burada çocuğunuz da oynayabilir aynı zamanda. Bunu da uygulamış, yani örneklendirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Burada boyalarını koyabileceği çok güzel rafları var. Aynı zamanda siyah bir de tahtası var. Burayı geçtikten sonra ben biraz size yatak kısmını göstermek istiyorum. Buradaki bu mobilyada iki taraflı dolabın arasında yatağı görüyorsunuz. Ve aynı zamanda yatak kendine ait perdeli bir yatak. Çok tatlı görünüyor gerçekten. Eminim çocuğunuz da bunu çok sevecektir. Tam kız çocuğuna uygun bir oda olduğunu söyleyebiliriz. Burada kendine ait rafları da bulunuyor. Yine dediğim gibi fikir vermek açısından bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer dolaplar size küçük geldiyse de yatağın hemen altında şöyle eğilip size gösterebilirim. Çekmeceleri bulunuyor. Burada diğer eşyaları da bu çekmeceye koyarak evinizi, odanızı düzenleyebilirsiniz. Burası da kullanım açısından oldukça geniş. Yani dekorasyon da kullanım alanını genişletmek için ona göre tasarlanmış. Hemen pufu da var, aynı zamanda oyuncaklarının da sığabileceği ve aynı zamanda rahat rahat gezebileceği bir alanı da bulunuyor. Biz şimdi yavaş yavaş yatak odasına geçelim. Bir de size orayı göstereyim. Son oda olan yatak odasındayız. Buranın tasarımı biraz daha farklı yapılmış. Burada dolap nerede diye soranlar olursa, burası örnek daire olduğu için alanı daha farklı, hani alanın tam olarak görünmesi için bu tarz bir dolap kullanılmış. Ama ben olsaydım yatağı bu tarafa taşır, bu kısmı da tamamen dolap yapardım. Ama siz yine buradaki gibi kullanmak istiyorsanız hemen karşı tarafına altı kapaklı sürgülü dolap sığabilecek bir alan var. Buradaki duvar o kadar geniş diyebiliriz. Burada devam edelim. Arkamızda hemen bir ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu da oldukça kullanışlı. Buradaki dolaplar da yine siz evinize girdiğiniz zaman halihazırda burada bulunacak. Buradaki tüm yeni konut projelerinde olduğu gibi duşakabin kullanılmış. Küvet tercih edilmiyor artık diyebiliriz. Burayı da bitirdiğimize göre biz koridora tekrar geri dönelim. Çünkü burada bir genel banyo var. Size onu şimdi göstereceğiz. Buradaki genel banyo da dediğimiz gibi çocuklarınızın da kullanabileceği bir banyo. Burada yine granit seramik kullanılmış. Dolaplar aynı şekilde banyonun içinde bulunacak ve burada da duşakabin alanı bulunuyor. Son olarak koridorun hemen şimdi gelirken sonunda, giderken başında olan çamaşır dolabı bulunuyor burada. Buradaki en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi duvar rengiyle neredeyse aynı. Aynı tonlarda olduğu için buradaki dolap kapağı çok fazla sırıtmıyor ve gerçekten çok şık duruyor. Buraya hem çamaşır makinenizi hem de kurutma makinenizi üst üste koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda kenarına ufak bir dolap ya da üst katına raf koyabileceğiniz yükseklikte bir alanı var. Burayı da böyle bitirdiğimize göre ufak tefek bazı detaylar vereyim ben size. Onun için salona geçelim. Dairenin tamamını gezdik. Biz açıkçası bu daireyi çok beğendik. Özellikle beğendiğimiz yönlerden bir tanesi de dekorasyon evin kullanım alanını özellikle büyütmüş. Yani buradaki kullanım alanı oldukça büyük, ferah ve aynı zamanda ev çok fazla ışık alıyor. Açık mutfak olmasına rağmen, mutfakla salonun bir olmasına rağmen buradaki salon çok da küçük görünmüyor. Aradaki bu büyük yemek masasına rağmen diyebiliriz. Beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi de kaliteli malzemenin kullanılıyor olmasıydı. Bir diğeri, tekrar hatırlatalım, yerden ısıtma sistemi var. Bu da ne demek? Radyatör var, eşyamı buraya sığdıramıyorum derdiniz olmayacak. Biz Simpaş Finans Şehri'nin açık mutfaklı 3 artı 1 dairesini bu şekilde yorumlayabiliriz sizlere. Umarım size de fikir vermişizdir. Biz yavaş yavaş videoyu kapatıyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. En güzel ev sizin içinde huzurlu olduğunuz evdir. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.